semah döner kül hac bektaş Yörüköy'e göndermişler. Yörüköy'e gitsinin der demişler. Yörüköy'ün tarihini çeksinler demişler. Dediler ki Yörüköy'ün hanımları çok hamarat. Baklavası. Özellikleri. Çok güzel. Evet, dediler. Evet, evet hayatım. Ama biz baklavayı bugün kaçırmışız dedik. Yok. Ki başka yapacak şimdi var mı? Yapacağım. Şimdi yapacağım ben. Ciddi misiniz? Aman Allah'ım tam yerine gelmişiz. Evet, tam merkezine gelmişiz. Evimiz bütün ama içi yarım hep ona da yatıyor, bize de yatıyor hayatım. Babamın Yörüköy'ündeyiz. Burası bence Safranbolu'ndan daha güzel bir yer. Artık Safranbolu çok şehirleşmiş. Buranın doğallığı, otantik olması. Hayır. Ve geldiğimiz evin çok güzel olması. Kaç senelik bir konak? 250. 250. Konağı sizin atalarınız yaptırmış. Evet. 18 odalı bir konağın sahibesiyle beraberiz. Kendinizi bir tanıtın. Bize büyüklerimizden artından büyüklerimizi Allah'tan ismi konuğun ismi Sipahioğlu Kasım Sipahioğlu konuğu. Evet. Biz 8. kuşağız. Onu diyecektim yani. Evimizin burası bahçemize ait olan. Evveli fırın olmadığı zaman yufka ekmeği yapmak için, salçayı yapmak için, her şeyin yaptığı zaman her şeyin yapmak için burası yani her türlü affedersin pis kalabilir ama yani her şey burada kaldığı için temizce evine gitmek için. İsmim Filiz Erdoğan. Evet. Bugün bize meşhur Yörüköy'ünün baklavası. Kaç kat oluyor sizin baklavanız? 40 kat. Ya bir met ettiler. Şimdi bu güzel lezzeti beraber yapacağız. Hamurun içinde ne vardı Filiz? Hamurun içinde bir bardak süt, yumurtanın sırf akı, beyazını döküyorum, sirke, sıvı yağı, bunları böyle katıyorum. Sütümün olmadığı yerde yoğurta katabiliyorum yani. Peki yumurtanın beyazını niye koyuyorsunuz da sarısını koymuyorsunuz? Sarısı ekmeği hamuru katı yapmasın diye. Ha, bu da püf noktası. Püf noktası. Şey eskiden küllüsü kullanırmış. Evveli meşe odun çok yanardı. Ha. Meşe odun çok yandığı zaman odunun közü çok olurdu. Odunun közünü hem mangala hem ütüye odunun közü karardığı zaman da baklava ekmeğine koyulurdu. Şimdi her şey hassas olduğu için o meşenin közünü, külünü yani kaybetmiyoruz. Onun yerine sirke, başka şey koyuyoruz. Onlar da yine güzel olabiliyor. Bu gördüğüm tam bu kırk ekmek. Bunlar ne zaman oldu? Hamurları öğlen yoğurdum kızım. Sırtımda koca şal var. Önmeden çekmiştim. Dışarıda olmasın diye. Tabii. Koydum. Nişastanın üstüne asla ekmeğin üstüne nişastı koydum. Başlıyor tıkırdatmaya. Tıkırdat. Eskiden nasıldı? Şimdi nasıl değişen şeyler var mı? Sizin gelin çok değişen yer. Evveli köy nişastası olurdu. Köy nişastasını elerdik. İnce un eliğini elerdik. Undan yapardık. Köy nişastası olurdu. Ama yarım şimdi her şey satın. Her şey yani hazır demek istedim yani. Hazır olduğu için ne gidiklerin yani bir kıymeti var, ne istiyorsun bir kıymeti var ya. Gençler bozulmuş mu? Gençler bozuldu yani. Gençlerden kimse kalmadı zaten. Ha benim güzel yavrum. İyi gün görüsü kızım benim. Gençlerden kimse kalmadı zaten. Gençler okuyor ben değil her gün, her zaman kasabalarda. Burada yaşlarda öldüğü zaman bu evlerimizin çok olay boşluklarda gençlerimizin olmadığından yavrum. Evet. Peki. Kapalı çok ev var ama değil mi köyde? 140 hane. 140 haneden 40 kişi falan yaşar. Ha. 40 hanesinden yaşar. Gerisi yaşamaz. Yani gerisi yok çünkü yani. Yaşamaz diye için. Bak da hep orada İstanbul'da evet. Burada. 40 kat açtık. 40 kat yufka açtım. Hem kuru ekmeği üst, altına koyuyorum. Hiç tepsiyi yağlamıyorsunuz. Hayır. Şimdi kaç yufkada... Ceviz koyuyorsunuz Filiz Hanım. 4 tane oldu altı. 4 tane oldu. Keserken hırpalanmasın ve bıçağın ucuna gelmesin diye yapıyorum. Ceviz elde bir yerde kırıldığı zaman cevizin kendi tozu oluyor. Cevizin şöyle döktüğü zaman şu dibi gitsin diyor. Özel elime aldım ceviz içine koydum. Kaldırıyorum. Bu gözer. Her şeye kalbulamak için temizle de çıktı. Evet. He, bu göze şöyle kalbuluyorsun. Yani tam da cevizi şöyle kalması için. Ya görmesi için de
Bu böyle yani. Tozu kıpırı yine aşağıya düşsün diye. Buna kalbur diyorlar. Buna da gözer diyorlar yani. Tabii tabii. Gözerin gözleri tar çok büyük. Vallahi bilmeyin. Cevizi koydum. Robotu koyduğu zaman Ayşem dediğim gibi un gibi oluyor. Hiç cevizin tadı olmuyor. Masa üzerinde olmuyor traktörü dediği. Taş yere koyduğu zaman bunu öyle tekleyeyim. Şurada eline şey aldığı zaman. Haydi yavrum koca koca yere oturduğu zaman. Haydi kızım. Yok. Un gibi böyle oldu. Tahin cevizi daha lezzet oldu. Tahin cevizin yağı daha güzel çıkıyor. Evet. Eğer tahin buna eriyin dersen 2 gram kafasına tahin vurarım. Bu cevizi tahin çok ezerim yani. Ekmeği peşlemesine koyuyorum. Hep bir yana koymuyorum. Kenar içine fazla gelmesin diye. Gelmesin. Kalın olmasın. Kalın peşin olmasın diye. Evet. Ekmeği tepsiye yere koyuyorum. Yerde koyduğum zaman ekmek tepsiye sıkışsın diye. Bunlar hep püf noktaları. Evet, püf noktaları bunlar. Evet, onun için başarılı oluyorsunuz tabii. İnternet kesiyorsunuz. Hayır, kare şey yapıyorum. Ha. Ortasından kenara... 4 kat yufka, 1 kat ceviz, 4 kat yufka, 1 kat ceviz, şimdi 2 kat yufka. Evet. Şimdi 2, heh. 1 kat ceviz. Altı şey kestiği zaman, fırın kızgın olduğu zaman kalın. Altının cevizi yanıyor, hı-hı, ekmeği dokunuyor. Onun için altına 4 tane attım. Üzerine her iki deneden bir tane ceviz. Aha, yani bazen... Sonuna kadar öyle gidecek. Sonuna kadar öyle yapacağım, tamam. Yani bunu. Evet, Annem Mutfakta TV'de izledik çekiminizi. Bize o baklavanızdan ikram edin diyecekler. İnşallah. Sen... Emek veriyorsunuz. Emek veriyorum hayatım ben. Evet, 39-40. Yok. Değil mi? Yok. Bunlarla 40 değil mi? Şunlarla 40. Bu 39. Bu üstü oluyor. Son. Filiz Hanım hep döne döne sepsiyi döndere döndere bu püf noktası herhalde. Öyle öyle döşedi. Hayatım hep bir yerine koysam ekmeğin bir yeri kalın oluyor, bir yeri, evet, ince oluyor. Hı-hı. Onun için döndüre döndüre yaptığı zaman ekmek ortalama olsun diye. Bu son kat mı? Ve değil. 40. Bir tane daha bulacağım. Bir tane daha. Allah. 40 ekmek olacak yani. Bir tane daha. Yani bu taş ekmek. Önce. Ekmek kurudu. Bıçak keserken kalkıyor. Ekmek herkese kalkıyor. Bu da kalkmasın diye. Yaş ekmek. Bir çırpıyorum. Çırptığı zaman bir ekmekte ekmek ılımda büzüşmesin diye. Akşam ekmek de böyle olacaktı. Yani patlamalar. Çok güzel oldu. Çok. Çok. Hamur tabi geçtiği zaman da öyle oldu. Evet. Şimdi şu ekmeği de şöyle misine koyacağım. Biz Filiz teyzeyi tabii dün akşam bıraktık değil mi? Bugün. Evet. Bir gün sonra. İki tepsi baklava tabii maşallah. Evet. Yavrum akşamdan beri. Bak. Akşamki baklava ne oldu? Allah. Görüntüye bak. Bak bak. Allah. Aman Allah'ım. Göz bak, göz. Bak bak. Ne güzel şey ya. Ekmek bitti. Kırtın ekmek tepsiye koyduktan kere üzerine yaş ekmeği kesti koydum. Şimdi fırdolama kenarı keseceğim. Ekmeğin kenarını çıkaracağım. Başlıyorum. Baklavanın tam ortası çıktı. Evet. Baklavanın tam da şeyi burada kaldı. Kesim güzel olması için bıçağın keskin olması lazım. Bıçak kuvvet olacak. Evet. Bıçak kestiği zaman bıçağın yüzü esnemeyecek. Evet. Yani bir yere falan sürttüğü zaman esnemeyecek abi. Tırak. Teşekkür ederim. Akşam bizi öldürdü. Çok güzel, çok güzel. Mükemmel. Yani oldu. Yavrum kesiyorsun. Kızım kesiyorsun. Yok rica ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu ufak kesiyorum. Ha. Bu ikram gidecek. Bu ikram bir yere gidecek bu. Ha. Şöyle kestiği zaman öyle. Tabii. Süper sesi ya. Süper, süper. Başkan bir ödül vermesi lazım. Filiz Hanım'a. Evet, evet. Allah razı olsun. Ödülü gelenlerin arkadaşlarına alıyorum ben. Allah bin kere razı olsun. Herkesten. Yavrum elimden mi göremem yok. Bir kilo, bir kilo yağ. Bir kilo da şöyle baktığın zaman da işte. Anladın mı yavrum? Yağ. Koy bu işte. Azıcık erisin,
Yavrum buna ne tereyağı yapılacak? Yağı tereyağın üzerindeki olan kepik geldi. Kepik o kepiği alıyorsun. Şöyle alıyorum. Hmm. Şimdi almazsam bu ekmeğin üzerine yürüyor. Ekmeği peki, kara kara yapıyor. Yanıyor değil mi? Ekmek yanıyor. Gel oğlum sen. En mühim de şu kenarları görmek için. Hmm. Her kenar görmediği için şu kenarları görsün ki piştiği zaman kuru kuru kalmasın diye. Şu kenarları yavrum bak. Ne kadar yağı çok olursa şeker o kadar az şeker. Şu köşede kuru kaldı. Bunu görmen gerek. Yağı az olursa şekeri çok çeker. Bak istemiyorum baklava leke piştiği yapar. Zaman leke yapmasın leke. Diye. Aynı şu gibi. Tamam. Kırıl kırıl olsun. Sıcak fırına. Sıcak fırına tepsiye atın. Toz şeker olarak ben ölçüm olarak 6 bardak şeker koyuyorum. 10 bardak bu bardağına su koyuyorum. Bunu koyduğum zaman bunu karıştırıyorum. Karıştığı zaman şöyle bir kere baktığı zaman bak şöyle baktığı zaman o suyun o şerbet kaynıyor. Okay. Şerbet şöyle kaynadığı zaman elini şöyle yukarı kaldırıyorsun. Şerbet tam olma kıvamı olduğu zaman bir tırnağın üstüne bir damla akıyor. Tırnağın üstüne bir damla akıyor. Hı hı. Şekerin olmuşunu buradan anlıyorsun. Ha. Bir damlan böyle aktığı zaman. Eğer bu olmadı su gibi olduğu zaman şöyle elinin akarsa o şerbet olmamış. Tabii falan değil. Kaynağımız çaydan altta şerbetim var. Hı hı. Şerbetimi buna koyduğu zaman bir tepsiye de komple şerbet diyorum yavrum. Bak şuradan aldım. Börek gibi şişmiş ha. Ha, mis gibi. Normalde mi tepsiye sıcakken mi? Yani bak hayır. Şimdi ben bu tepsiyi ben buradan aldım. Bu acık ılı olacak. Bu da acık daha ılık olursa ikisi daha çok çeker. Ama baklava soğuk, şerbet soğuk olursa koyduğun gibi yüzüne bakar. Çekmez yani. Bu ıcak, bu da ılık. Aha. Iladığı zaman şerbetliyor. Allah. Şimdi bunu koyduğum zaman tabii şey, bu böyle tabakta olabiliyor. Az oluyor ama az sonra bu çeker şeklini hiçbir tane şerbet kalmaz kızım. Ben. Olduğu için hemen şimdi çekmeyebiliyor. Ama tepside olduğu zaman onun hiç... için Filiz Hanım sizin baklavanız çok meşhur. Yarmayakim ben gidiyorum. Böyle. Evet, çok dikkat ediyorsunuz. Çok, ha, işte görüyorsun. Evet. Her şeyin beyitlerimiz çarşafa evet. Bak böyle seriyorum. İlkinize sen kurusundan al. Öyle mi? Kuru al. Hafif lokma kuru al. Yani biliyorum ben bu zeleni. Ellerin dert görmesin. Sağ ol Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim yani. Bilmiyorum ama. Tar olsa, yani tar şekerleyecekse tar güzel oluyor tabii yani. Yok, çok güzel. He. Yani evet. Tadını bazı arkadaşlar böyle seviyor. Evet. Yani abla kattığı zaman. Bak, 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 yağmur yağmur. Yazsın, yazsın. Yaz yağmur. Yazın, basın yazın. Çadırımın altına şıp dedi damladı. Allah canımı alamadı, alamadı. Allah de. Yardım edeyim mi? Yardım etmez. İstemez güzel bir ruh. Yavrum sen güzel ruh. Ay, yavrum ben. Elli kilo. Hayda. Hayda. Şey, pirinç tarlası da böyle 50 kilo tutmuşlar. Şöyle dursun, ıslanmasın hayatım. Islandığı zaman, taze olduğu zaman şey diye çürüyor.